Yok. Alıyor şu an. Ülkede gerçekleşecek olan ulusal yas ve cenaze töreninin 10 gün süreceği söylenmekte. Bununla ilgili de Antalya kısmı üretimi şu anda yok. Sadece yayla ve özellikle Isparta'da üretim var. Hali hazırda olan siparişlerimizi bir şekilde haftalık programlarımızı yapmaya çalışırken bu cenaze haberiyle birlikte ekstra siparişler geldi. Bu siparişler yaklaşık mevcut siparişlerin %80'i, %90'ı oranında hatta. Ama bunları karşılamamız söz konusu değil. Sadece İngiltere'ye yaptığımız tır sevkiyatlarını askıya alaraktan uçaklarla %40, %50'sini bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Ya artış dediğim gibi yani gelen talep mevcut siparişlerin %80, %90'ı kadar bir artış oldu ama yapmamız söz konusu değil çünkü Antalya'da üretim yok. Isparta'daki ürünlerimizi de bir şekilde diğer pazara satılan ürünleri işte standart karanfili, spey karanfili özellikle cenazeden dolayı biraz da standart karanfile talep oldu. Standart karanfilde Antalya'daki şu andaki pazarı daha çok işte Doğu Blok ülkeleri, Bulgaristan, Romanya o ürünleri bir şekilde ulaşıp bunları İngiltere'ye uçaklarla sevk etmeye çalışıyoruz. Önceliği biz cenaze için İngiltere'ye verdik şu anda sevkiyatları. Yani bu cenazeden dolayı dediğim gibi yani bu dönemde genelde program belli tırlarla sevk eder ürünlerimizi ama şimdi uçaklarla cenazeye yetişmesi için siparişleri, talepleri karşılamak için uçaklarla sevk etmeye başladık. Önümüzdeki haftada komple her gün uçaklarla bulduğumuz ürünleri bir şekilde müşterilerimizi memnun etmek için göndereceğiz. Evet, bu ölüm haberinden sonra özellikle son birkaç gündür olan süreçte bir hareketlilik söz konusu. Tabii bu hareketlilik bizim hem çalışma saatlerimizi hem işçi kapasitemizi artırmamıza yönelik çalışmalar yapmamız gerektiğini gösterdi. Normalde 8 saat olan çalışma saatimiz her gün ekstra 2'şer saat ekleyerek bir çalışma düzenine girdik. Tabii bunun haricinde pazar günleri 2 hafta boyunca bir çalışmaya girmek zorundayız. Bu İngiltere'deki siparişin yani çiçek artışının artmasından dolayı bizim yayladaki üretimimizin azalmasından dolayı da bizi tabii ister istemez sıkıntıya soktu. O yüzden yaklaşık 30 kişilik bir ekibimizle, ekip kadromuzla çalışırken ekstra 10-15 kişilik bir çalışma kadrosuyla karşı karşıya olmak zorundayız. Bu şekilde bir siparişimiz söz konusu. Normalde günlük 2 saat, 8 saat çalışma süremiz var ama kraliçenin ölümünden dolayı işlerimiz biraz yoğun. Günlük 2'şer saat mesai yapıyoruz. Onunla birlikte normalde pazar günleri izinli oluyoruz ama yoğunluktan dolayı pazar günleri de çalışmaya başladık artık. Öyle.